katmışlar arkadaşlar. Normal şekerden katmamışlar. Sırada karışık meyve aromalı var. Bunu deneyeceğiz şimdi. Renkleri zaten yeşil şişeye koydukları genelde beyaz çıkıyor içinden rengi içeceğin. Bunda da şöyle meyveler varmış içerisinde. Tam içeriğini yazmamışlar. Arkada detaylı olarak yazıyor. Buna bakıyoruz şimdi. Bunda değişik ekşi bir koku var. Bunun tadı biraz ekşimsi. Bu da içilebilir arkadaşlar. Şekerli değil. Asidi diğerlerine göre biraz daha az. Ama içilebilir. Şimdi geldik. Klasik limon aromalı soda. Gazlı içecek yani. Şimdi buna bakacağız. Bunun rengi hafiften sarı, diğerlerine göre farklı. Beyaz değil tam. Direktmen limonun kokusu geliyor. Tadı da geliyor. Gayet güzel arkadaşlar. Limonlu severler için bence çok iyi. Asit oranı da iyi. Sırada sadece çilekli, çilek aromalı var arkadaşlar. Bunu deneyeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi. Çileğin kokusu geliyor arkadaşlar. Kokusu aynı bu çilekli sakız, işte karpuzlu sakız var ya, aynı onun gibi kokusu var arkadaşlar. Koku olarak aynı onun gibi. Rengi beyaz yine. Yani çilekli süt tadı gibi bir, yani çilekli sütteki tat gibi bir tat ama asitlisini düşünün. Öyle bir tadı var. Sırada elma aromalı. Sadece elma mı bu? Evet, sadece elma yazmışlar arkadaşlar. Elmalıymış sadece. Şimdi bunu deneyeceğiz. Direkt elma kokusu geliyor arkadaşlar. Ekşi elma, yeşil elma da var sanırım içinde bunun. Normal kırmızı tatlı elmanın dışında. Bildiğiniz elma suyunun asitlisi arkadaşlar. Aynı elma suyu tadı geliyor yani. Elma meyve suyu tadı. Burada da ne varmış? Karadut ve frenk üzümü. Karadut ve frenk üzümü. Bunu deneyeceğiz. Rengi bunun mor arkadaşlar. Bunun tadını beğenmedim ama kokusu biraz karışık. Yani böğürtlen ahududu yok ama ahududu böğürtlen kokusu gibi, ikisinin ortak böyle kokusu gibi kokusu var. Ve son olarak da bir elmalı daha var. Elma aromalı diyor arkadaşlar. Bu elmalı ile bu elmalı arasında ne fark varmış? Bakıyoruz. Birisi normal fresh'a, birisi ekstra diye geçiyor arkadaşlar. İkisi de görmüş olduğu gibi elmalı. Yani arada ne fark var bilmiyorum. Milim olarak da aynı, şişe olarak da aynı. Tek fark bildiğim kadarıyla bu vitaminli yazıyor. Bunda daha fazla vitamin olduğunu söylüyorlar arka tarafında. Bunda da normal elmalı gibi. Şimdi buna da bakacağız arkadaşlar. Bunun da beyaz.
Bu da aynı diğer elmalı gibi arkadaşlar ama bunun tadı biraz daha böyle, kokusu tadı biraz daha keskin, daha çok elmaya yakın. Öyle söyleyeyim. Şimdi bu 8 tanesini de denedik arkadaşlar. Videomuzu bitirdik arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda da yine devam edeceğiz bu şekilde. Bu tarz videoların devamı için kanalı takip edip abone olarak destek olabilirsiniz arkadaşlar. İstek ve önerilerinizi veya görüşlerinizi de aşağıda yorumlar kısmından belirtebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.